Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Canlarım benim. Hoş geldiniz hepiniz. Geldik 20'li denemelerin 7. kısmına. Şöhretler karmasının 7. denemesine hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel soru çözümleriyle Olaya dahil olalım değerli arkadaşlarım. Savaşa giriyoruz savaşa. Gerçi ilk sorumuz savaş değil ama neyse savaşta olacaktır elbet. Hadi bakalım. Bunun hakkında size güzel bilgiler vereceğim. Nasıl yorum yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Beni pür dikkat dinle. Benim iki gözümün çiçeği. Hadi bakalım. Bu bilgilere göre köktüklere ait aşağıdaki bulgulardan hangisi? köktüklerin tarım yaptığının kesin kanıtı olarak gösterilemez. Tamam mı? Kesin kanıt olduğu gösterilemez. Şimdi şimdi. Bunu güzelce yorumlayacağız. Çoğu kaynak... Türklerin Uygurlardan önce tarım yapmadığı, Türklerde tarımın Uygurların yerleşik aşama geçmesiyle başladığı iddiasında bulunmaktadır. Oysa ki arkeolojik kazılarda edilen bazı bulgular kök Türklerin tarım yaptığını göstermektedir. Bilgiler sürekli değişiyor. Tamam. Şimdi tarımın olduğuna kesin kanıt nedir? Tahal, oho bismillahirrahmanirrahim. Bunu burada bırak birazdan geleceğim. Tohumluk buğday. Buğday varsa tarım vardır. E bunlar ne ekecek oğlum? Buğday varsa demek ki ekiyorlar. Bu bir. Sulama kanalı ne içindir sulama kanalları? Şöyle yapalım. İ boyu çiftçi yapalım. Ha şöyle şöyle. Ne oldu bu? Demek ki bunlar ne yapacak? Toprağı işleyecek toprağı. Sulama kanallarına yakın olmaları lazım. Su lazım su. Saban ve orak. Bunlar nedir canlarım? Canlarım ciğerlerim. Bunlar tarım aletleridir. Tamam. Peki hocam. Hocam hocam. Tağlı ödme taşları niye olmuyor? E oğlum tağlı ödme taşlarını canım benim. Belki tahallü taşlarını tekerlek olarak kullanacaklar. Ya da belki başkaları vermiştir onlara. Sen bunu bilemezsin. Bu kesin kanıt değil. Anlaştık mı? Başkaları da vermiş olabilir. Ya da bununla oyun oynamış olabilirler. Bunu en iyi kim yapıyor? Furki yapıyor. Tahallü taşı kesin kanıt değildir diyorum. Yok diyor hocam nasıl kesin kanıt değil. Değil oğlum işte. Soru geldiğinde siz neyi alacaksınız? Tağıl öğütme taşları kesin kanıt değildir. Kesin kanıt buğday, sulama kanalı, orak ve sabandır. Tamam bunu bileceksin. Hadi bakalım ikinci soruya gidelim. Ay ay. Bu değişimin öncelikle aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir. Horasan merkezi kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Türkler ve İranlılar olmak üzere başlıca iki etnik gruptan oluşuyordu. Bu yüzden devlet teşkilatında iki grubun da etkisi görülmüştür. Fakat ilerleyen dönemlerde Fars ve Arap kökenli devşirmeler devletin önemli memurluklarına yerleşmişlerdir. Böyle de, böylece oldular. oldu la? Böylece Selçuklu devlet teşkilatlanmasında İslam İran geleneği yön planlaştı. E şimdi sana bir soru. Devleti kurmuşsun ya. Sen devleti kurarken Oğuzların sayesinde kuruyorsun. Tamam mı? Türklerin sayesinde. Bunlar Türkler ve İranlılar devleti yönetmeye çalışıyorlar. Sonraki dönemlerde yorum yapalım. Sonraki dönemlerde sen İranlılara ve Araplara daha fazla görev verirsen Bunlar ne yapar? İsyan ederler. Nasıl olur da bizim kurduğumuz devlete de bize görev verilmiyor da Farsilere göre veriliyor? Bu ne pişkinliktir diyorlar. Ve böylece Oğuz Türkmenleri isyan ediyorlar ve bu isyan Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını etkili oluyor. Şimdi şıklara gidelim. Böyle bir şey var mı? İnşallah vardır. Fetihlerin durma noktasına gelmesi. Fetihler nasıl durma noktasına gelir? İç iş yerinde sorunlar varsa, isyanlar varsa değerli arkadaşlarım, şu anda bir isyan yok, isyanı biz çıkaracağız. Tamam mı? Oğuz Türklerinin devlete isyan etmesine, bak cevaba ulaşsın, Farsilere daha fazla görev verirsen isyan ederiz diyorlar. Hanedan değişikliği, Selçuklu tek hanedan üzerinden yönetiliyordu. Hanedan değişikliği yok. Niye? Çünkü ülke hanedanın ortak malıdır. Ekonomik dengeler nasıl bozulur? Sen toprak kaybedersen bozulur. Vergi gelirlerin azalırsa bozulur. Türk kültürünün tamamen, Türk kültürü tamamen asimile olmaz. Çünkü sürekli bağımsızlık yaşama duygusuyla, bağımsız yaşama duygusuyla hareket ederler. Mesela asimile ne demek? Bazı arkadaşlarım belki bilmiyordur onlara da yardımcı olalım. Asimile kendi benliğini kaybetme demektir değerli arkadaşlar. Mesela İslam dinine mensupken Hristiyan dinini seçmen gibi. Dilini kaybetmen gibi. Tamam mı? Dinini, dilini, ırkını kaybetme gibi. Bu asimiledir. Cevabımız Oğuz isyanları olacaktır. Üçüncü sorumuz canlarım. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaşanan gelişmelerinden hangileri Paris Antlaşması'nın Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstermeyi garanti edecektir maddesine aykırı hareket edildiğini gösterir? Soru köküne dikkat edin. Bak, şimdi Paris'te bunlar bir araya geliyorlar. Diyorlar ki Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyacağız. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bizim garantörlüğümüz altında olacak diyorlar Avrupalı devletler. Şimdi öyle bir şey arayacağız ki bu maddeye aykırı düşsünler. İlk öncül. Fransa'nın Tunus'u işgali. Oğlum hani koruyacaktın? İşgal etti. İngiltere Mısır'ı işgal ediyor. E hani koruyacaktınız Osmanlı'nın topraklarını? Bu arada Tunus ve Mısır Osmanlı toprakları. Bakın işgal ediyorlar. 1878 Berlin Antlaşması'na göre Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya bırakılması. Hani koruyacaktınız? Hani Ruslar savaş açtığında İngiltere ile Fransa Osmanlı'ya yardım edecekti? Yok. Demek ki aykırı davranılmış Osmanlı topraklarını bölüşüyorlar. İşte tarihte biz buna şart meselesi diyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Bu bilgiler yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir? Lozan Antlaşması uzun süren görüşmeler sonucunda imzalanmış ve Türk milletinin kendi meclisinde iştiği andı ve verdiği sözü tuttuğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bu antlaşma ile Türkiye kendisini Avrupalı devletlerin karşısında yenik devlet statüsünden eşit devlet statüsüne getirdi. Şimdi Türkiye'nin egemenlik hakkı uluslararası alanda tanındı mı? Tanındı. Andı içmişler meclise bu da bütün dünyaya gösteriliyor. Kurtuluş Savaşı Lozan'da diplomasi yoluyla taşlandı. Lozan Antlaşması uzun süren görüşmeler, diplomasi nedir? İki ülke arasındaki görüşmelerdir. Burada bir iki ülke yok bu arada. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, ooh, oh, Belçika, Çika, Çika. Milli mücadele bizzat Türk halkının kararlarıyla yürütüldü, doğru mu? Doğru. Biz yenik devlet değiliz, eşit devletiz. Bunu ya kabul edersiniz ya da savaşa devam ederiz. Cevabımız ya şıkkı. Gidelim 5. sorumuza. Canlarım benim. Anahtar kelimeleri vereceğim sizlere. Bu durum ilk hangilerinin uygulanmasında başarılı olduğunu göstergesi olabilir. Okuyalım canım. Milleti refaha kavuşturmak ve ülkenin kalkınmasını sağlamak için ülkemizde 1934 ile 39 yılları arasında fabrikalaşma oranı artmış. Bunun sonucunda dışarıdan alınan mallarda %50 oranında azalma. Oo, i̇thalat bayağı bir azalmış değil mi? Şimdi laiklik ne demek? din ve vicdan hürriyeti demektir. Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi demektir. Akıl ve bilim demektir. Bahsediliyor mu? Hayır. Devletçilik var mı? Var. Ülkenin kalkınması ve refaha kavuşması anahtar kelimeler, kelimelerimiz fabrikalaşma. Bak fabrikalaşma, kalkınma, milli refah. Tamam mı? Sermaye. Bunlar devletçilik ilkesiyle gelir. Milliyetçiliği biz nereden çıkardık hocam? Milleti refaha kavuşturmak. Ne yapıyor? ülkenin kalkınmasını bizzat kendimiz yapacağız diyor Mustafa Kemal. Ne demiştik? Kendimiz yapıyorsak milliyetçilik vardır değerli arkadaşlar. Çünkü ithala sınırlandırıldı. Tamam mı? Cevabımız D şıkkı. İki gözümün çiçekleri. Yedinci denemenin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.